canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. O yüzden böyle oldu. Korkma bir tanem. Ben de. Özür dilerim. Nasıl görüyor musun? Kızımızı korkutmuşsun işte. Bir tanem çok özür dilerim. Ben çok çok kötü bir rüya gördüm. O yüzden de böyle çok korktum. Üzülme babacığım. Ben iyiyim. Korkacak bir şey yok. İstersen bugün benim yanımda uyuyabilirsin. Hani ben korkunca sizin yanınızda uyuyorum ya. Bugün istersen benim yanımda uyu baba. Tamam. Siz baba kız uyuyun o zaman. Biz çıkalım. Can! Can! Sen neredesin? He? Özledik seni. Neredesin sen? Neredeydin sen? Sen sokakta mı kaldın? Ben sana kıyamam. Hadi, hadi çabuk açın kapıyı. Donmuş çocuk hadi. Burada. Ben de bir sıcak çorba yapayım. Hadi, gelin, hadi. Yani Zeynep bu kadar derin uykudaymış ki Murat duymamış tabi. O da haliyle endişelenmiş. Nefes alamadığını düşünmüş. Ah canım benim. Hepimizin psikolojisi alt üst oldu tabii. Ay yüreğimiz ağzımızda yaşıyoruz. İçimizdeki Zeynep'i kaybetme korkusu o kadar çok büyüdü ki. Biz her şeyden korkar olduk. Ama yine de bu süreçte biz düşmeyeceğiz, tamam mı? Yani Zeynep'in bizim gücümüze ve dirayetimize çok ihtiyacı var bu süreçte. Dik duracağız. Nasıl bak biliyorum çok zor. Çok zor. Ama şu an tek yapabileceğimiz şey güçlü olmak, tamam mı? O yüzden kendini bırakmayacaksın. Oh mis gibi oldu ya, mis. Değil mi Furkan abisi? Çok yakışıklı oldu bu ya. Baksana ortalığı yakıyor. Ben prensime sıcacık çorba yaptım. Al da içi çocuğa, içi sızı. Teşekkür ederiz. Çorba da geldi.
Gel bakalım. Aç bakalım. Hı-hı. Aferin sana. Al bakalım. Hı-hı. Ah garibim benim. Yavrum sen çok mu acıktın? Can. Aç bakalım. Can. Söyle bakayım. Hadi anlat bize dün akşam. Neredeydin sen? Küçüğüm. Sen bu eve yakın bir yerde miydin? Evet. Yalnız mıydın? Yanında başkaları var mıydı? Açılsın. İnsan her türlü felaketten çekiniyor işte. Öyle Sümbül Hanım, öyle. Sevdin mi çorbanı? Korkmadın mı aslanım tek başına sokaklarda? Korktum, çok korktum. Tamam, hadi artık. Seni yatıralım, güzelce dinlen, olur mu? Hadi, gel bakalım, gel. Biz yatağa gidiyoruz. Neyse abla, gidelim hadi. Kızım, sen annesine haber verdin mi? Vermedim, unuttum ben. Kızım, bak bu çocuğun bir annesi var. Unutmayın. Tamam hala, biliyorum. Alo Ela. Lütfen iyi bir haber ver bana. Bulduk de Can'ı lütfen. Biz Can'ı bulmadık ama Can bizi buldu, gözün aydın. İyi ama değil mi? Nasıl bulmuş sizi? Vallahi biz sokak sokak aradık Can'ı, bulamadık. Umudumuzu kestik, eve dönüyorduk. Bir baktık kapının önünde duruyor. Allah. Sana şükürler olsun oğlum, bana bağışladın. İyi ama değil mi şu an? İyi değil mi? İyi iyi, merak etme. Banyosunu yaptı, çorbasını içti, gayet iyi. Neredeymiş peki, konuştu mu sizinle? Vallahi biz de merak ettik. Biraz ağzını aradık ama bir şey söylemedi. Anladığım kadarıyla sokakta yatmış. Telefonu bana verebilir misin? Bana anlatır. Ama Furkan abisi onu yatırdı şimdi. Öyle mi? Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Sen iyi misin? Bak bir şeye ihtiyacın olursa ne olur ara, söyle olur mu? Sakın çekinme. Siz oğluma iyi bakın, o bana yeter. Tamam canım, haber ver mutlaka bir şey olursa. Görüşürüz. Canım oğlum benim. O bile çalınacak en güvenli kapının babasının kapısı olduğunu benden daha iyi anladı. Ela bu kadar iyi biri olmasaydı bu kadar güvenli olur muydu o kapı bilmiyorum. Canımın şansı onlar. Murat. Ben nefes alamıyorum Naz. Bu olacak gibi oluyorum. Bak anlıyorum seni. Ben de senden çok farklı sayılmam. Ama Zeynep'e bu şekilde destek olamayız. Gittim yandırdım onu. Hiçbir şey belli etmeden o kadar çok korktu ki. Kendini suçlama lütfen. Korkuyla yeni tanışıyoruz. Zamanla da öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Bu sorunu da başaracağız değil mi? Başaracağız tabii ki de. Niye biliyor musun? Bizim savaşçımız çok güçlü. Başaracağız.
Bana yardım et, bana yardım etmek zorundasın. Sen. Bir şey mi oldu? Ben yapamıyorum. Yani Melek güçlü ol diyorum. Bir de sen üzme insanları diyorum ama gözümü kapatıyorum Zeynep. Açıyorum Zeynep. Bunlar bana çok ağır geliyor. E tabii ister istemez Sinem de geliyor aklıma. Çok zor her şey. Haklısın, çok zor. Yani hep bunları konuşuyoruz ama ne yapalım Melek? Ayakta durmamız lazım. Melek. Bak. Nasıl ki Zeynep'in sağlığı önemliyse senin sağlığın da önemli. Lütfen. Haklısınız. Çok haklısınız. Ama sadece insan bazen kendini tutamıyor işte. Afiyet olsun. Eline sağlık kızım. Eline sağlık yavrum. Afiyet olsun. Ela, Sabi uyudu mu çocuğu? Hem de nasıl güzel uyudu biliyor musunuz? Artık çocuk dışarıda ne kadar yorulduysa. Çorbayı içince de gözler düştü. Hele Furkan'ın kucağına gidince yavrucuğum nasıl da kendini bıraktı. Sahi Furkan nereye gitti? Bilmiyorum ki, küçük bir işim vardı da öyle apar topar gitti. Değişiymiş bu. Bilmiyorum, söylemedi. Allah Allah, çocuğu bırakıp gitmezdi ama. Bence o zaten can alışveriş yapmaya gitti. Ah benim gönlü güzelim. O kadar çok sevaba giriyorsunuz ki biliyor musun? Aferin size. Görüyor musun Sümbül? Dayanamamış, alışverişe gitmiş. Vallahi ben sana söyleyeyim Dünür. Bu Furkan oğlum var ya, el alemin çocuğuna böyle bakıyorsa kendi çocuğuna bize hiç baktırmaz vallahi. Hani siz demiştiniz ya, çocuk olunca farklı oluyor diye. Can bu eve geldikten sonra ben Furkan'ın farklı bir yüzünü daha gördüm. Zaten zarif bir adamdı, evet. Ama bilmiyorum, daha bir özenli oldu sanki. Bir de kendi çocuğunuz olsa var ya, tadına doyum olmaz. O zaman her şey öyle bir başka olur ki. Aynen. O zaman ben müjdeyi vereyim size. He? Ne müjdesi kız? He? Ben şu son birkaç gündür korkularımla yüzleştim. Onları aştığımı düşünüyorum. Ben anne olmaya hazırım. Ben şimdi babaannem olacağım. Evet. Ay Ela'cığım. Çok mutlu oldum kızım. Teşekkür ederim. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şey. Çok zor. Böyle kötü bir haberle insan hayatı nasıl bir anda yerle bir oluyor? Mesela Murat. Murat'ı biliyoruz. Normalde kaya gibidir ama. İnsanın çocuğu olunca işte kalbi bir başka atıyor. Evet. Mesela benim kalbim şu an iki kez başka atıyor. Ya bilmiyorum. Her şey o kadar farklı ki. Yani bu hamilelik, bebek, bu taşıdığım sorumluluk, ya o kadar farklı ki her şey. Ben sadece Murat'ın bebeğini taşımıyorum ki. Bu bebek aynı zamanda ablasının, Zeynep'in hayatını kurtaracak.
sağlıklı doğsun da inşallah. Evet. Evet, biliyorum, çok haklısınız. Benim çok daha dikkatli olmam lazım. Ben aslında çok çalışıyorum, çok çok çabalıyorum. Dirayetli olmak istiyorum ama... Melek, bak... bu süreçte ne istersen lütfen çekinmeden söyle, tamam mı? Biz hallederiz. Tabii ki söylerim. Yani sadece bu süreç bana çok ağır geliyor. Yani ben bir daha depresyona girmekten çok korkuyorum. Çünkü eğer oraya bir daha düşersem bu sefer çıkabilir miyim bilmiyorum. Sen bunları düşünme şimdi. Nasıl düşünmeyeyim? Melek, bu şekilde bebeğin sağlığını da kendi sağlığını da riske atıyorsun. Bak lütfen iyi şeyler düşünmeye çalış, olur mu? Tamam Nazlı, düşüneyim. Ama kim olarak? Ben kimim ki bu evde? Çok özür dilerim. Sizi üzmek istemedim. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Bir kendime geleyim. Neyi ima ettiğini anladın herhalde, değil mi? Anladım. Haklı da tabii. Yani kim olsa aynı şeyi isterdi. Sonuçta karnındaki bebeğim babası Murat. Öyle tabii ama yine de çok can sıkıcı. Neyse ya, Murat nerede? Zeynep'in yanında mı hala? Merhaba Esin Hanım. Nasılsınız Murat Bey? Zeynep nasıl? İyiyiz. Olabildiği kadar işte. Moralimizi yüksek tutuyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen sefer konuşamadık. Melek Hanım'ın hamilelik sürecini yakından takip etmemiz gerekiyor aslında. Bugün hastaneye gelebilir misiniz? Tabii tabii. Bugün geliriz. Teşekkürler. Melek, bakar mısın? Tabii. Zeynep'in doktor Esin Hanım aradı. Aa, ne diyor? Seni görmek istiyormuş. Beni mi? Neden? Hamilelik sürecini yakından takip etmek istiyor. Zeynep'in ilk nakliyle ilgili bir durum. Aa, bilmiyordum bunu. Sen istersen hazırlan, hemen çıkalım. Murat, bugün olması şart mı ya? Ben kendimi çok iyi hissetmiyorum da, tam odaya çıkıyordum ben de. Melek, bahsettiğimiz konu Zeynep'in hayatı. Senin nasıl hissettiğinden bağımsız bir konu. Tamam, tamam, hayır. Yani yanlış anladın beni. Ben hemen o zaman hazırlanıp geliyorum. Bekliyorum. Onun büyük halası var, babaannesi var. Annesi babası zaten pırlanta gibi. Süzan Hanım ya, bizim torun ne kadar şanslı olur değil mi? Ah, ah. O bir doğsun da pamuklara sarar onu babaannesi. Ben geldim. Oğlum sen nereye gittin de geldin? Nerede o yakışıklı? Ha. Can Bey'e sürpriz ha? Biz de geldik. Gel bakalım buraya. Evet. Neler aldık bakalım? Gel şöyle. Bunlar ne böyle? Ela ablası sen şunu al. Bakalım. Bu neymiş bakalım? Bu neymiş? Bu neymiş? Puzzle. Sever misin? Evet. Aferin sana. Can, bak ne almış sana. Çok güzel değil mi? Şimdi bunda ne var bakayım? Baksana.
Furkan abisi mağazayı satın almış. Vallahi oyuncak bırakmış. Şuna bakın. Bu ne? Bu ne? Can şuna bak. Bu çok güzel değil mi? Çok yakışır sana. Zaten yakışıklı. Daha da yakışıklı oldu değil mi? Evet. Bu ne bakalım? Hoppa! Kulaklara bak. Allah'ım. Ne? Al bakalım. Kulaklara bak, kulaklara. Al bakayım. Bak bu... Bunu daha görmedim sen. Bak bak Can. Burada denge oyunumuz var. Sever misin denge oyununu? Evet. O zaman bunu akşamları hep beraber oynuyoruz değil mi? Oynarız canım. Değil mi? Değil mi? Tamam. Çak bakalım. Aferin sana. Ay, ben ne yapacağım şimdi ya? Ben ne yapacağım ay? Ay her şey ortaya çıkacak. Ben mahvolurum. Ben bu ikazın altından kalkamam ki. Ayşe. Ayşe çabuk. Ayşe bak beni çok iyi dinlemen lazım. Murat beni doktora götürecek. Doktor beni acilen muayene etmek için çağırmış. Senin de orada olman lazım. Geçmiş olsun Melek. Ben hastaneden yeni çıktım. Geri dönmeyi de düşünmüyorum. Ne saçmalıyorsun sen ya? Doktor muayene edebilir beni diyorum. Anlıyor musun? Her şey ortaya çıkabilir. Duymuyor musun sen beni? Konağa geldiğinde kendinden çok emindin. Ne oldu Melek? Ayşe bak lütfen. Birazdan oraya geleceğiz. Bak bu durum çok ciddi. Sen de orada ol. Ben de en başından beri bunu söylüyorum zaten. Bu konu çok ciddi ve beni aşıyor. Lütfen beni karıştırma. Ayşe... Ne yapacağım? Can, oğlum. Beğenmedin mi oyuncağını? Bak, Furkan abi sana bir sürü oyuncak almış. Onu beğenmediysen diğeriyle oyna, hadi. Can, iyi misin? Acıktın mı? Can? Gel bakalım buraya. Şimdi erkek erkeğe bir konuşalım değil mi? Söyle bakalım Furkan abiye. Ne oldu? Annemi özledim. Ela ablası. Can annesinle konuşmak istiyormuş. Arayalım o zaman. Ha? Tamam. Zaten sen uyurken annen seni aradı, konuşmak istedi. Ben şimdi anneni arıyorum. Tamam. Alo Burcu. Ela. Can iyi mi? Her şey yolunda mı? İyi, iyi merak etme. Hatta seninle konuşmak istiyor. Teşekkür ederim. Veriyorum bak. Anne. Oğlum. Bir tanem benim. Nasılsın? İyi misin? Ben seni çok özledim. Nereye gittin? Hastanedeyim oğlum. İşlerim uzadı biraz. Bitsin geleceğim ben hemen. Tamam mı? Tamam. Oğlum. Bak o gün beni çok korkuttun. Bir daha öyle haber vermeden alıp başını hiçbir yere gitme, olur mu? Söz. Babamın yanına gitmemek için kaçtım. Sen de söz ver. Bir daha benim babamın yanına götürme. Akşam Furkan abi de ve Ela abla da kalsam olmaz mı? Oğlum bunları ben geldiğimde yüzle konuşalım, olur mu? Ben bundan sonra seni istemediğin hiçbir yere götürmeyeceğim. Söz veriyorum. Ve seni çok seviyorum. Tamam mı? Ben de seni seviyorum. Kayboluşun sebebi belli oldu. Çocuk resmen babasına gitmek istemediği için sokakta kalmış ya. Nasıl bir babaysa artık. Çocuğun tek çaresinin babası olduğunu bilmek o kadar zor ki. İnsanın deliresi geliyor. Şu güzelliğe bak. Hiç kıyılır mı böyle bir çocuğa? Bizim eve geldiğinden beri evin havası, enerjisi değişti. Ela, kızım. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Hiç alırım yok bir şey. Can, şu yeni oyuncaklarla bir turda beraber mi oynasak? Tamam.
Hadi gel bakalım. Ben de oynayacağım o zaman sizinle. Hadi. Ya şu araba mıydı? Melek Hanım, bebeğinizin sağlığı Zeynep'in hayatı için çok önemli. Evet, iyi ki. Bu süreçte sizden beslenmenize, gıdanıza çok özen göstermenizi rica edeceğim. Tabii zaten biz gerekli özeni gösteriyoruz. Düzenli uyuyun, sinirden ve stresten uzak durun ve dediğim gibi gıdanıza çok dikkat edin. Evet. Yani her şey Zeynep için. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Şimdi bazı testlerin yapılması gerek. Yazıyorum ve laboratuvara gönderiyorum. Kusura bakmayın, buna bakmam lazım. Test yapacaklar. Acil müdahale et. Arkadaşların ekranına gönderdim. Buyurun, testlerinizi yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hadi Melek. Tabii. Sağ olun. Rica ederim. Geçmiş olsun. Melek? Melek Hanım? Melek Hanım, iyi misiniz? Başım döndü bir an. Ya ben böyle çok hazırlıksız yakalandım da, böyle şırınga falan deyince biraz kasıldım, gerildim herhalde. Bir şey de yememiştim. Ama toparlarım herhalde. Murat, biz yine de gidip şu testi bir yaptıralım, çıksın aradan. Yo, bu şekilde olmaz. Kan verince değerleriniz daha da düşecektir. Melek Hanımcığım, bence siz eve gidin, bir güzel dinlenin. Yarın kendinizi iyi hissettiğinizde tekrar gelirsiniz. Ben zaten gönderdim laboratuvara. Yani aslında biraz dinlensem iyi gelecek ama... Ne dersin Murat? Tabii, olur. Süper. Çok teşekkürler. Rica ederim, tekrar geçmiş olsun. Murat'ın çocuğunu taşıdığı için evlenmeye hakkı olduğunu düşünüyor. Haksız da sayılmaz tabii ama yine de olacak iş değil. Zeynep'in sağlığından daha da önemli şey yok şu anda benim için. Yani aslında ben Melek'in bu talebini de garipsemiyorum. Sonuçta Murat'ın da ne düşündüğünü biliyoruz. Sadece kağıt üzerinde bir evlilik olacak bu. Aklımda, mantığımda böyle diyor. Zaten duygularımın ne söylediğini bir önümde yok şu anda. Yani Zeynep için her şey güzel olacak bir zamandayız. Sen benim hayatımda tanıdığım en olgun, en temiz kalpli insansın. İyi ki hayatımıza dokundun. Ambulans da kaza yaptı. Ne olacak şimdi? Bu trafik canavarından kurtulmamız lazım. Evet. Biliyor musunuz? Ben başta okulda salgın var diye çok üzülmüştüm.
Ama artık çok mutluyum. Çünkü ev çok eğlenceliymiş. Siz varsınız. Ya. Ben bu araba oyunundan sıkıldım. Öğretmencilik, öğretmencilik oynayalım. Ha, nasıl olacak o? Şimdi ben öğretmen olacağım. Siz de öğrenci olacaksınız. Tamam. Geçin bakayım yerlerinize çocuklar. Tamam. Ya bıraksana. Ya hayır. Aa öğretmenim. Gül benim yerime oturdu. Asıl burası benim yerimdi. Şşt. Kendi aranızda kavga etmeyin. Konuşmayın. Şikayet etmeyin birbirinize. Gel sen burada otur. Ya öğretmenim, ben Hakan'la yan yana oturmak istemiyorum. Oh. Hakan, öp bakayım arkadaşını, barışın. Evet. Tam bakma ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz çocuklar. Ne dedi doktor? Aslında test istedi ama ben biraz kendimi kötü hissettiğim için daha sonra yapacak. Aa, neyin var? Melek iyi misin? Bak halsiz görünüyorsun. İstersen otur öyle konuşalım. Yok yok şu an daha iyiyim. Sadece böyle biraz yorgun hissediyorum yani. Hamilelikte oluyor bana böyle şeyler. Biraz dinlenirsem iyi olacak. Tamam sen çık odana hemen. Yemek içmek için bir şey istersen hazırlatayım hemen. Yok istemiyorum teşekkür ederim. Murat her şey yolunda değil mi? Ben çalışma odasında olacağım. Oğlum biraz konuşabilir miyiz? İşin yoksa. Tabii anne gel. Gel anne. Zeynep'in sağlığı için. Yani bu Melek'in karnındaki bebeğin önemi çok büyük. Hatta önemliden de öte. O bir kurtarıcı şu an bizim için. Farkındayım anne. Yani Melek'in bu çocuğu sağlıklı bir şekilde taşıması ve doğurabilmesi için sorunsuz bir hayatı olması gerekiyor. Yani kafasının rahat olması gerekiyor. Rahat değil mi sence? Murat. Zeynep için her şeyi göze alabiliriz değil mi? Anne o nasıl bir söz? Ya biliyorsun ben Zeynep için canımı bile veririm. Bazen hayatta bazı bedeller ödeyebilir insan değil mi? Anne ne söylemeye çalışıyorsun? Biraz daha açık olur musun? Melek seninle evlenmek istiyor bir an önce. Yani... Bütün dileği bu. Zeynep için. Farkındayım anne. Peki? Bunu yapmak zorundasın Burcu. Oğlun için.
Uçan araba geliyor. Bum! Çarptılar. İnsan karısına da bir iki tane oyuncak alır ya. Ben bunları çok beğendim. Buna iyi koyacağım. Bunların hepsi canın. Değil mi Can? Efendim Burcu? Alo Ela. Ben birkaç saate taburcu olacakmışım. Onu haber vermek için aradım da. Çok güzel bir haber bu. İyi misin peki? İyiyim. Yani boyunluk var. Biraz da ağrım var ama yürüyebiliyorum. Tamam. Ama sen kendin çıkma. Furkan gelip seni alsın, olur mu? Yok yok, öyle bir şeye gerek yok. Ben kendim gelebilirim. Olmaz. Lütfen ısrar ediyorum. Furkan'ı bekle lütfen. Sevinirim. Peki. Tamam. Beklerim. Görüşürüz canım. Bay bay. Belki de bu Furkan'la konuşmak için iyi bir fırsat olabilir. Can. Furkan abin sana bir sürü oyuncak almış olabilir. Evet, ama benim de bir müjdem var. Neymiş o? Annen geliyormuş. Annem gelecek. Gel bakayım. Oraya. Sevgilim. Burcu bir iki saat sonra taburcu olacakmış. Ben sana sormadan ona teklifte bulundum. Gidip onu alabilir misin? Tamam canım, ben çıkayım, anca gelirim zaten. Annemle konuşmuşsunuz. Melek'le evlilik durumu. Böyle bir durumda aklım ucundan bile nasıl geçiyor, insan hayret ediyor. Tabii bahsettiğimiz kişi Melek. Ama ben sadece Selim'i sağlığını düşünüyorum, biliyorsun değil mi? Sen nasıl ki evladını düşünüyorsan, o da aynısını yapıyor Murat. Sizin bebeğiniz. Yani babası sensin. O yüzden bir kadın olarak da bunu istemek en doğal hakkı. Aslı. Bu sadece formalite olacak. Gerçek bir evlilik olmayacak. Bu açıklamaya bile gerek yok. Ben sadece Melik'ten de önce seninle konuşmak istedim. Teşekkürler. Ben her şeyin farkındayım Murat. Şu anda tutunabileceğimiz tek dal Zeynep'in doğacak olan kardeşi. Sadece o değil. Nasıl yani? Bir de sen varsın. Zor günlerimde yanında olduğunu bilmek bana gerçekten çok iyi geliyor. Nasıl söylerim Can senin oğlun diye? Merhaba. Buyurun. Burcu Hanım'ın odasını arıyorum ama. Hemen yandaki oda, 421 numara. Teşekkürler. Bak, sürpriz. Bakayım. Can, bu çok güzel olmuş. Ben, Furkan abi, ben, annem. Burcu? Merhaba Furkan. Demek Can'ın annesi Burcu sendin. Dünya ne kadar küçük değil mi? Çıkalım mı o zaman? İşlemler tamam sanırım.
Tamam. Hazırsın değil mi? Furkan. Ha, burada bir kitap varmış. Senin galiba, alıyorum bunu. Bunun sende ne işi var? Yoksa can... Girin. Melek Hanım, Murat Bey sizi çağırıyor efendim. Tamam, sen çıkabilirsin, ben geliyorum. Hadi bakalım. Melek. Bence böyle bir şeye gerek yok. Ben zaten senin yanında kendimi çok güvende hissediyorum Murat. Hem bebek ikimizin bebeği zaten. Sonuçta ona gözümüz gibi bakacağız. Ben ona inanıyorum. Olsun. Böylesi daha iyi. Senin için de uygunsa iki gün sonra nikahımız kıyılsın. Tabii. Uygun. Tamam o zaman. Ben bir an önce evlilik sözleşmesini hazırlatıyorum. İşlemlerde hemen başlarız. Bir an önce biter. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tamam o zaman ben seni rahat bırakayım. Sen işlerini hallet bir an önce. Görüşürüz. Kolay gelsin. Canın babası ben miyim yoksa? Biliyordum. Zaten evleneceklerdi. Ama öyle duyunca kötü oldum. Olmaz mısın yavrum? Böyle ummuyordum ki. Ama inan Murat Bey'in de içi yanıyordur. Her şey Zeynep için, onun iyiliği için. Her şey Zeynep için abla. Ben onun iyi olduğunu bileyim, o bana yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ayşe sonunda resmen gerçek oluyor ya. Murat'la evleniyorum, inanabiliyor musun? Hayırlı olsun. Görsün bakalım. Meleği küçümsemek, onu hafife almak, onu aşağılamak ne demekmiş. Herkes haddini bildireceğim bu saatten sonra. Tebrik ederim. Yalnız Zeynep'in hastalığını unutma. Bir an önce nikah kıyılsın. Zeynep'in tedavisi için geç kalmasınlar. Yani yapamıyorsun değil mi ya? Şöyle iki dakika keyfimi bozmasan rahat edemeyeceksin değil mi? Yani şurada şu zaferimin tadını çıkarmayayım ben hiç yani. Tamam hadi kapat ya, hadi. Bu da ya. Sanki ben bilmiyorum. Neyse. Nasıl olur bu? Aklım almıyor. Sen Ela'yla nasıl olur? Ela'yla parkta tesadüfen tanıştık. Tam senin yanına konuşmaya geliyordum. O zaman öğrendim eşin olduğunu. Bana doğru dürüst bir anlat her şeyi. En baştan. Seninle birkaç defa görüşmüştük. Sonra ortadan kayboldun, hatırlıyorum.
Sana ulaşmaya çalıştım ama bir türlü ulaşamadım. Seninle birlikte olduğumuz zamanlar nişanlımdan yeni ayrılmıştım. Daha sonra onunla yeniden bir araya gelince seni bir daha aramak istemedim. Peki Can? Açıkçası canım hanginizin babası olduğundan emin değildim. Şüphelerim vardı ama şüphelerimi bastırmaya, hayatıma, düzenime devam etmeye çalıştım. Ama birlikte olduğum kişi canı bir türlü sevemedim. Ona hiçbir zaman yakın olmadım. Ben de sonunda gerçekle yüzleşmem gerektiğine karar verdim. Ve gizlice test yaptırdım. Hissettiklerim doğruymuş. Canım babası o değilmiş. Sonra? Evlendiğin adama söyledin mi? Hı hı. Zaten o sıralar bu hastalık ortaya çıktı. Zaten Can'ın kendisini iyi hissetmeyeceği bir yerde kalmasına gönlüm asla razı olmazdı. Ayrıca birlikte olduğum adama da haksızlık etmek istemedim. O yüzden anlattım ona her şeyi. Kovdu bizi. Can da bu şekilde babası olmadığını öğrenmiş oldu. Bu zamana kadar kendisinin neden sevilmediğini de öğrenmiş oldum. Bu şekilde öğrenmesini ben de istemezdim. Zaten bu bütün yaşadığımız şeyler onda bir travma yarattı. Sonra benim babamı da gördü. Şimdi tüm babaları kötü zannediyor. Oh, mis gibi oldu vallahi. Kızcağız gelince sıcak sıcak içsin. Şifa olsun. Öyle içim parçalanıyor ki. Hem de nasıl parçalanıyor Sümbül Hanım? El kadar yavrusu var. Bir yandan Can'ınla uğraşıyor. Bir yandan gözü arkada. Of of. Of of ki ne of. Ben sobelendim. Ya ben sobeleyecektim ama. Sen niye beni sobeliyorsun ha? Allah evladına uzun ömür versin. Gör. Amin Suzan Hanım. Adem en baştan şüpheleniyordun. Can'ın babası olduğundan. Neden bulmadın beni? Hayatımı alt üst etmek istemedim açıkçası. Furkan. Bak. Seninle yaşadığımız şey öyle benim için sıradan tek gecelik bir ilişki değildi. Ama diğer tarafta bir düzenim, girdiğim bir yol vardı. Nişanlımla ayrıldığımız zamanlar nikah çok az bir süre vardı. Sonra kaldığımız yerden devam ettik. Seni geride bırakmak, bir daha hatırlamamak istedim. Özetle çok yanlış bir seçim yaptım ben. Ve bu seçimin cezasını hiç tanımadığı, sevilmediği bir adamla birlikte yaşayarak Can da görmüş oldu. Şimdiki aklım olsaydı bir saniye bile kalmazdım orada. Seni arar mıydım? Bulmaya kalkar mıydım? Gerçekten bilmiyorum. Ama Can'ın sevilmediği bir yerde bir saniye bile durmazdım. Furkan. Merak etme, ben buraya senin hayatını alt üst etmeye gelmedim. Eşinle birbirinizi ne kadar sevdiğinizi gördüm. Benim sahip olamadığım şeye sen sahip olabilmişsin bu hayatta. Senin için gerçekten çok mutluyum. Ama başka hiçbir çarem yoktu. Ben öldükten sonra Can'ı emanet edebileceğim senden başka hiç kimse yok çünkü. Bak bu iki oldu. Can iki oldu. İki kere beni sobeledin. Benim rekorum var bunda ama. Ha? Annem neden gelmedi? Ha
Haklısın, aslında şu ana kadar gelmeleri lazımdı. Hadi gel arayalım. Koş 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 koş. Otur bakalım. Yoruldum ben. Ela arıyor. Ne diyeceğim ben şimdi Ela'ya? Açmadım annem. Yok, Furkan abini aradım küçüğüm. Açmadı. Şimdi bir de anneni arayalım bakalım. Ela arıyor. Birimizin açması lazım artık. Alo Ela. Burcu, ne yaptınız? Çıktınız mı? Son bir iğnem kaldı. Bitsin çıkıyoruz. Furkan geldi ama değil mi? Ulaşamadım da. Geldi. Ben dışarı çıkmasını istedim. Bahçedeydi. Duymamıştır herhalde. Anladım. Ben de konuşacağım. Bak, Can seninle konuşmak istiyor. Telefonu veriyorum. Alo anne. Seni çok özledim. Ne zaman geleceğim? Anneciğim. Ben de seni çok özledim oğlum. Biraz daha işimiz kaldı. Hemen geliyoruz. Ben seni bekliyorum. Hemen gel. Hemen geleceğim oğlum. Bak, Furkan abinle beraber geliyoruz. Sana bir sürprizim var. Gelince göstereceğim. Öyle mi? Ne kadar güzel. O zaman hemen geleyim de göreyim sürprizi. Tamam. Öptüm. Ben de öptüm bebeğim. Furkan, o daha çok küçük. Lütfen onu hiç bırakma, olur mu? Kolay gelsin Hatice. Teşekkür ederim aslanım. Hatice, ya şu akşamki menüyü biraz genişletelim diyorum ha. Olur. Hem Melek'in rahat yiyebileceği hem de böyle daha besleyici bir şeyle bekleyelim. Ne bileyim, kaliteli karbonhidrat falan. Hem mesela kinoa salatası yapalım. Biraz da ıspanak, ama ıspanağı buharda pişir, tamam mı? Ay, Melek'in beslenmesi çok önemli biliyorsun. Siz merak etmeyin efendim, ben hepsini yaparım. Tamam. Melek'e çok dikkat etmemiz lazım. Malum. Aferin Asude'cim. Aynen böyle devam. Güzelim be. Yani hamilelik yalandan da olsa güzelleştiriyor insanı sonuçta. Ay, inanamıyorum ya. Ne oluyor ya? Saçmalama. Sen Murat'la tamamen intikam için evleniyorsun. Bunu sakın unutmayacaksın. Tamam mı? Murat'tan nefret ediyorsun. Ediyor mu? Peki. Gerçekten nefret ediyor muyum Murat'tan? Ben Murat'tan nefret edemiyorum. Ne o zaman? Yeniden aşık mı oluyorum Murat'a?
Bela'yı aramam lazım. Alo canım. Seni çok merak ettim. Ulaşamayınca da Burcu'yu aradım. Ne yaptınız? Nasıl Burcu? Bildiğin gibi. Toparlayacak umarım. Umarım. Ne zaman geliyorsunuz? Halamlar çok güzel yemekler yaptılar biliyor musun? Can da çok sabırsız bekliyor zaten. Çıkarız birazdan. Can nasıl? Canın keyfi yerinde. Onun tek eksiği annesi. Tamam geliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz hadi bay bay. Bir an önce gidelim de. Bir an önce Ela da öğrensin her şeyi. Bilmeye hakkı var. Furkan, senden bir şey isteyebilir miyim? Ela'ya canım babası oldum. Ben öldükten sonra söylesen olur mu? Furcu, sakın böyle bir şey söyleme. Ölüm falan deme. Bu benim gerçeğim Furkan. Ben kabullendim artık. Senden son bir ricam olarak kabul et. Ela çok iyi biri. Eğer bunu öğrenirse onun yüzüne bakamam. Ben böyle bir şeyi Ela'dan saklayamam. Bildiğimde canı olan sevgisi azalmayacak. Ela böyle biri değil. Biliyorum. Ama yine sonuçta bu durumdan can etkilenecek. Oğlumla zaten son zamanlarım. Son isteğim olarak kabul et. Söyleme lütfen. Resmini de bırakmıyor. Hoş geldiniz. Buyur. Hoş bulduk canım. Burcu. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Çok bekledik sizi ama Can dayanamadı, uyudu. Nerede o? Göreyim ben bir onu. Tabii. Merdivenlere çıktığın zaman karşıdaki ilk oda, kapısı açık zaten. Nasılsın? İyiyim canım. Yoruldun değil mi? Yok, iyiyim. Teşekkür ederim. Bu saate kadar ilgilendiğin için. Açsınızdır, yemek hazırlayayım hadi size. Yok, hiç uğraşma. Aç değiliz. Tabii sen şimdi Can'ı görmek istiyorsun değil mi? Ben sadece Zerim'i sağlığını düşünüyorum, biliyorsun değil mi? Sen nasıl ki evladını düşünüyorsan, o da aynısını yapıyor Murat. O sizin bebeğiniz. Yani babası sensin. O yüzden bir kadın olarak da bunu istemek en doğal hakkı. Bir formalite. Gerçek bir evlilik olmayacak. Şu anda tutunabileceğimiz tek dal Zeynep'in olacak olan kardeşi. Desem varsın. Zor günlerimde yanında olduğunu bilmek bana gerçekten çok iyi geliyor. No.
yaşanmaz olur. Ne olur Allah'ım ah ne olur. Sar yaralarımı sevgisiz. Hayat yaşanmaz olur ah. Demek sen benim oğlumsun. Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Belki sen de korktun ama beni korudun. Karanlıkta ışığım oldun. Belki umutsuzdun, bana umut oldun. Ne çektin kim bilir, ne büyük emektir. Ne hakkın ödenir, ne sevgin tükenir anne. Mışıl mışıl uyudu. Tabii bütün gün koşturunca. Ay. Annesini sorup durdu. Yatarken bile annesini sayıklıyordu. Çocuk işte. Ne yaparsan yap annesinin yerini dolduramıyorsun. Bak o kadar yemek yaptık. En sevdiği oyunları oynadık. Yine de annesini istiyor. Sevgili. Efendim. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Nasıl? Geldiğinden beri böylesin. Canın sıkılmış bir şeylere. Yorgunum biraz. Ondandır. Emin misin? Bu mu yani tek sorun? Eminim. Bir şey yok. Ben biliyorum. Senin canın Burcu'yla canın sıkıldı. Nela. Hı. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.
Keçi sütü geldi mi Hatice? Geldi efendim, Hakan alıp getirdi. Tamam, şimdi bak yulafı keçi sütüyle karıştırın, tamam mı? Üstüne de güzel böyle ananas, muz, yaban mersini koyun. Meleğin lif alması lazım, çok önemli onun için. Yaban mersini, muz, ananas. Evet, sakın unutma. Bir de bak, kestane mantarıyla böyle patatesli bir omlet yap. Yanına da bu yeşilliklerden koy bolca. Bunu her öğün yapın ama bu yeşillikler çok önemli onun için. Tamam, ben yaparım, merak etmeyin. Sevgilim. Canım. Sen canım mı merak ettin? Seni görmeyi de tahmin ettim zaten. Gelip bir bakayım dedim. İyi yapmışsın. Şunun güzelliğine bak ya. Nasıl sokulmuş annesine. Özledi tabii. Bir de babasıyla tanışsaydı çok iyi olurdu. Bir tane. Hadi bakalım biraz daha peynirden ya. Güzel kızım. Biraz da yeşillik ye, olur mu? Çok doydum ama. Ama bir tane biraz daha yemen lazım. Evet babaanneciğim, hadi biraz daha ye. Siz unuttunuz herhalde. Hasta değilim artık, ameliyat oldum. İyileştim ben. Sakin olun biraz. Evet bir tanem, haklısın. Hasta değilsin, iyileştin. Ondan değil hayatım. Yani büyümen için... daha böyle yeşillik falan yemen gerekiyor. Ondan. Anladım. Ama doydum. Tamam bir tanem benim. Nasıl istersen. Melek Hanım. Kahveniz efendim. Aşkım. Ne yapıyorsun? Yani sanki durumdan haberdar değilmişsin gibi rica edeceğim. Alır mısın şunu şuradan? Evet Gül. Al götür şunu. Kahvedene. Melek, sen güzelce kahvaltını ettin. Bir de şu meyveleri senin için hazırlattım. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Melek teyze, ikimizi de bebek sanıyorlar. Bir sorma, gerçekten bebek sandılar bizi ya. Allah Allah. Bir tanem, madem doydun gel bakalım bahçeye çıkalım biz. Efendim. İyiyiz. Olduğu kadar. Melek iyi. Tamam. Çok iyi olur. Teşekkürler. Zeynep'in doktor aradı. Senin yarım kalan kontrollerin için hastaneye çağırıyor. Hemen mi? Acelemiz var biliyorsun. Tabii yani en baştan sıkı tutmak lazım. Yok tabii, nasıl isterseniz. Tamam o zaman, sen kahvaltını bitirince gideriz. Tamam. Ay Suzu Hanım ya. Bunların hepsi yeter değil mi? Yetmezse gene yaparız, kalabalığız ama. Yeter Sümbül Hanım, yeter. Bir sürü şey var zaten. Evet, ne kaldı götürülecek? Sen şunu al yavrum, bunu götür içeri. Oh, mis gibi kokuyor vallahi. Her şey de harika görünüyor. Sabah sabah resmen imdadıma yetiştiniz.
Aklımız Burcu'da kaldı kızım. Duramadık evde. İyi yaptınız. İyi ki de geldiniz zaten. Hadi ben şunu götüreyim artık. Günaydın. Günaydın. Can, günaydın. Günaydın. Sen iyi uyudun mu? Hay maşallah. Şuna bak ya. Su gibi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Burcu uyuyabildiniz mi? Çok rahat uyuduk. Hatta uzun zamandır hiç bu kadar rahat uyumamıştık. Can bütün gece hiç uyanmadı. Çok sevindim. Hadi artık kahvaltıya geçelim hadi. Yardım edecek bir şey var mı? Ben ne yapayım? Yok yok. Yardım edecek hiçbir şey yok. Sen oğlunla ilgilen. Biz de şimdi geliyoruz masaya. Hadi. Tamam. Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. Dün gece geldiğimde uyumuştun. Görüşemedik. Gel bir sarılayım sana. Hadi masa hazır. Siz geçin biz de geliyoruz. Hadi çocuklar. Gel bakalım. Gidelim. Burcu kızım bir şey söyleyeceğim. Azı baksana. Sen hani demiştin ya. Çocuğun babasıyla görüşecektin. Görüştün mü? Henüz daha görüşemedim ama görüşeceğim. Hadi sofraya hepiniz. Bir şey kaldı mı? Ben yardım edeyim. Yok yok al şunu. Ha, tamam ben getiriyorum çocuğum. Hadi geç. Ya Ayşe bana yardım etmek zorundasın. Bak bunun şakası yok. Yapabileceğim bir şey yok Melek. Yapabileceğim her şeyi yaptım ben senin için. Ayşe bak bir sefercik, bir kerecik daha bana yardım et. Bak ne olursun gerçekten başka bir şey istemeyeceğim senden. Şu nikahı bir atlatayım sonrası kolay zaten. Şu an hastanede yönetim değişiyor. Yakında da genel kurul var. Herkesin gözü birbirinin üstünde zaten. En ufak hatada mahvolurum ben. Ya sen satıyor musun beni? Saçmalama. Şimdiye kadar satmadığımda şimdi mi satacağım? Şu an mümkün değil diyorum. Ya Ayşe bak ne olur ben kendim halledebilsem seni zora sokar mıyım? Ya bir anda doktor kontrole çağırdı. Kesin muayene edecek. Bir şey yapman lazım. Kapatıyorum Melek. İşlerim var benim. Melek. Hazır mısın Melek? Çıkalım mı? Murat. Melek iyi misin? Murat çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Birden halsizleştim. Kolumu kaldıramıyorum. Ne oldu birden sana böyle? İyiydin. Bir halsizlik çöktü. Hamilelikte oluyor bana böyle. Doktor bekliyordu bizi. Ne yapacağız şimdi? Şey yapsak olmaz mı? Bir kerelik konağa çağırsak. Rica etsek. Ha? Bir sorayım. İsa Hanım merhaba. Melek biraz bitkin düştü bugün de. Bizim bu kan örneğini konakta alma şansımız var mı acaba? Tamam. Teşekkür ederim. Tamamdır. Birini yollayacak. Sen gerçekten bitkin düştün değil mi? Yani hasta falan değilsin. Yok yok. Yani korkulacak bir şey değildir ama... dinlenmem lazım biraz Murat. Tamam. Onlar gelene kadar sen biraz dinlen. Aşağı aşağı aşağı. Ne istiyorsun Melek? Ne istiyorsun yine? Ya bir dur, bir isyan etmeden önce beni bir dinle. Bak ben Murat'ı ikna ettim. Tamam mı? Doktor eve gelecek. Sen artık kan örneklerini bir şekilde halledersin hastanede. Tamam mı? Bu kadarını yap ya. Ne olur? Çok şey istiyorsun benden Melek. Ya Ayşe lütfen bak bu kadarını yap. Yemin ederim başka hiçbir şey istemeyeceğim senden. Tamam. Ama bu son. Tamam anlaştık. Anlaştık. Hadi arayacağım ben seni. Bay bay. Böyle kalabalık bir sofrada oturmayalı çok uzun zaman olmuştu. Çok özlemişim. Kalabalık masalar güzel olur. İnsanın iştahını bile açıyor.
Canım bile işte açıldı bugün. Biraz şeker olsun ona. Ondan sonra seninle bahçede oynayalım mı? Can. Annem biraz rahatsız. Biz beraber oynayalım olur mu? Yok gerçekten sorun değil. Teşekkür ederim. Hepiniz çok iyisiniz ama ben bugün daha iyiyim. Hem bana da temiz hava almak iyi gelir. Olur, oynarız tamam. Saklanma çağırayım. Dinele ablayı hep saleledi. Evet. Çok güzel saklambaç oyunu. Sürekli yakaladı beni ya dün. Melek. Nasılsın? Murat söyledi. Yok ateşi. Yani çok iyi değilim Ağustos teyze. Çok bitkin hissediyorum. Bu aralar çok oluyor böyle. Acaba bir doktora götürsem seni ne dersin? Hadi. Yok, hiç gerek yok. Ben biraz dinlensem bana iyi gelecek aslında. Peki, Gül'ü getirdim ben senin için. Bir şey istersen söylersin ona, olur mu? Teşekkür ederim, bir şey istemiyorum. Ne yapsak seni acaba, ne iyi gelir ki? Yani ben aslında biraz dinlensem bana iyi gelecek. Tamam. Al bakalım. Her şey için teşekkürler. Can o kadar mutlu ki şu an. Seni de zor durumda bıraktığımın farkındayım. Ela'dan her şeyi gizlemek senin için çok zor biliyorum. Buna rağmen beni kırmadığın için sağ ol. Ne yapıyorsun kızım? Cana kek yapıyorum. İyi, yap bakalım. Ne oldu sana? Niye moralin bozuk? Yok, Ela. Hı. Bu Burcu'nun eve gelmesi hiç iyi olmadı. Ne bileyim, yani bak Allah şifasını versin. Evladına bağışlasın ama böyle içime hiç sinmiyor yani bu kadının evde olması. Niye ki, anlamadım. Niyesini bilmiyorum. Böyle bir huzursuzum. İçim öyle diyor. Aman sen halini bilmiyor musun kızım? Böyle birilenip durur zaten. Boş ver aldı şey etme. Hadi sen pastanı yap kızım hadi. Hadi tamam. Aa, estetiğim yok. Burnumdaki eti aldırdım dedi. Ay bu kız ne yalancı ya. Ay salak. Melek Hanım. İyileşmişsiniz. Sen niye kapıyı çalmadan giriyorsun? Melek, iyileşmişsin. Aslında çok daha iyi değilim. Biraz toparladım. Bir yürüyeyim dedim ama. Geç şöyle. Hazır biraz iyi hissediyorken seni doktora götürelim diyorum ben. Aslında tam toparlamış değilim Ağustos teyze. Hala biraz başım dönüyor. Ağustos Hanım, hemşire geldi. İyi, hadi gelsin. Tamam işte, hazır buraya kadar gelmişken. Değil mi? Merhaba. Hemşire Hanım, biraz başım dönüyor da. Geçmişiniz. Sağ olun. Gözümü son kez kapatmadan önce onu böyle mutlu hatırlayacağım ya. Hepsi senin sayende. Ona iyi bakacaksın değil mi?
Bakacağım tabii ki. Can benim oğlum. Ben onun babasıyım. Onun için ne gerekirse yapacağım. Evlilik sözleşmesi bahsettiğim tüm detaylar içersin. Onun dışında nikah işlerini de siz takip edin. Hayır, konakta olacak nikah. Yarın bütün imzaları atıp bitirelim bu işi. Tamam, iyi günler. Gelebilir miyim Murat? Bir şey mi oldu? Ya geçerken duydum da nikah konakta olacak diyordun. Sebebini öğrenebilir miyim? Böylesi daha doğru çünkü. Peki. Sen nasıl uygun görürsen. Kolay gelsin. Dinliyorum. Yarın konakta Melek'le imzalar atacağız. Evleneceksiniz yani. Bu bir evlilik değil Nazlı. Olsun. Yine de tebrik ederim. Sen Zeynep'i merak etme. Ben olmalıdır dışarı çıkarım. Anlamaz yani bir şey. İdare ederim bir şekilde. Güzel çizmiş. Şuna bak. Ne o? Zeynep resim çizmiş. Baksanıza. Fırtınada sığınağım oldum. Belki sen de korktun. Ama beni korudun. Karanlıkta ışığım oldun. Belki umutsuzdun. Bana umut oldun. Ne çektin kim bilir. Ne büyük emektir. Ne hakkın ödenir. Ne sevgin tükenir anne. Canım annem. Her şeyim. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Bir sözünle.